Geometri kampımızın 8. gününden herkese merhabalar ve sevgiler arkadaşlar. Kenar ortay da aynı açı ortay gibi aslında üçgenimizin bir yardımcı elemanı. Sonumuza bakarsak bir üçgende bir köşeyi karşısındaki kenarın orta noktasına birleştiren doğru parçasına biz kenar ortay diyoruz. Adı üstünde kenarı ortalayan doğru parçası. Ve biz bunu VA harfiyle gösterirken Burada kenar ortayımız varsa geldiği kenarı kesinlikle ortalıyor. Buraya da D noktası dersek BD ile DC birbirine eşit oluyor. Şimdi arkadaşlar kenarla kenar ortay arasındaki ilişkiyi incelemeye çalışalım. Örneğin şu kalemlerle böyle bir üçgen oluşturdum. Gördüğünüz gibi karşısında böyle bir uzunluğumuz var. Şimdi kenar ortay buraya inerken şu uzunlukta bir kenar ortayımız olacak. Bakın gelin bu kenarı küçültelim. O zaman arkadaşlar inen kenar ortayı görüyorsunuz ki böyle bir uzunluk oluyor. Hani kenarım küçüldüğü zaman inen kenar ortayımın uzunluğu büyüyor. Bakın kenarımızı büyüttük. O zaman kenarım bu olurken inen kenar ortayın uzunluğu bu şekilde küçülüyor. Yani neymiş arkadaşlar? Kenar büyürken inen kenar ortayın uzunluğu küçüldüğüne göre e bir büyürken diğeri küçülüyorsa biz buraya ters orantılı iki çokluk diyoruz. Yani kenarlarla inen kenar ortay uzunlukları birbiriyle ters orantılıdır diyelim. Şimdi sorumuza bakarsak AE değeri bize x artı 3 olarak verilmiş. Arkadaşlar öncelikle dik üçgende AE hipotenüsün orta noktasına iniyor. Yani burada muhteşem üçlümüz vardı. O zaman biz AE eşittir BE eşittir EC'yi yazmış olalım. Yani AE'nin x artı 3 olduğu durumda Buradaki uzunluklarımız da x artı 3'e eşit olacak. Aynı zamanda BD uzunluğu da 3x 1 olarak verilmiş. Yani buranın tamamı da 3x eksi 1'e eşitmiş. Arkadaşlar biz BC'nin en küçük tam sayı değerini bulmak istiyorsak öncelikle BC değerimiz x artı 3 artı x artı 3'ten 2x artı 6'ya eşittir. Biz bu uzunluğun en küçüklerini bulmak istiyorsak x ile ilgili bir bağıntı elde etmeliyiz bize iki tane kenar ortayın uzunluğu verilmiş. Arkadaşlar biz bu kenar ortayları şu an kıyaslayamayız. Fakat şunu biliyorduk. X artı 3'ün indiği kenarımıza şöyle tamamını A kenar diyelim. 3x eksi 1'in indiği kenarın bütününe de B demiş olalım. Arkadaşlar biz A ile B'yi kıyaslayabiliriz. A B'den daha büyüktür. Çünkü A 90 derecenin karşısında dolayısıyla bizim en büyük kenarımız olurken bu durumda A'ya inen kenar ortayın uzunluğu B'ye inen kenar ortayın uzunluğundan yani 3x-1'den ters orantılı olduğu için daha küçük olacaktı. Çünkü kenarımız büyüdükçe inen kenar ortayımızın küçülmesi gerekecekti. O zaman arkadaşlar x'leri bir araya geçirirsek 2x değerimiz... Eksi 1'i de sol tarafı artı 1 olarak geçirdiğimizde 4'ten büyük olurken her tarafı 2'ye böldüğümüz zaman x değerimiz 2'den büyük olacak. Şimdi bizden istenen 2x artı 6'nın en küçük değeriydi. Arkadaşlar dikkat edin burada x 2'den büyükse en küçük alabileceği tam sayı değeri 3'tür. Evet ama burada soruda bize x'in tam sayı olduğu verilmemiş ki. Dolayısıyla x dediğimiz sayı 2'den büyük 2.1, 2.2... 2 küsürlü, iki buçuk gibi sayılar da olabilir. Dolayısıyla böyle sorularda eğer değişkenimiz tam sayı değilse biz x'e değer vermek yerine sorunun bizden istediğine gitmeye çalışacağız. Yani 2x artı 6'ya gitmeye çalışacağız. O zaman da bu eşitsizlikte her tarafı 2 ile çarptığımız zaman pozitif bir sayı ile çarptığımız için yön değiştirmeyecek. Yani 4'ten büyüktür 2x elde etmişken biz 2x artı 6 istiyorduk. Şimdi de eşitsizliğimizin her iki tarafına 6 eklersek 10'dan büyük olacaktır 2x artı 6. O zaman da alabileceği en küçük tam sayı değeri 11'e eşit olur. Fakat x'e eğer alabileceği en küçük tam sayı değeri olarak 3 verseydik. Bakınız 2 çarpı 3 artı 6'dan burası 12 olacak ve cevabımız yanlış çıkacaktı. Yani eşitsizlik sorularında değişkenimizin tam sayım yoksa reel sayı olduğuna dikkat edelim. Çünkü sorumuzun cevabını tamamen değiştirecektir. Devam edelim. Üçgenin kenar ortayı uzunlukları kesinlikle üçgenin içinde bir noktada kesişir arkadaşlar. Ve biz birinci kenar ortayımız AD olsun. BE ikinci kenar ortayımız olurken üçüncü kenar ortayımız kafasına göre bir noktadan geçemez. Kesinlikle bu iki kenar ortayın kesiştiği noktadan geçmek zorundadır. Yani C'den buraya kenar ortayımı çizerken kesinlikle bunların kesiştiği noktadan geçtiğini biliyorum. Burası da bizim kenar ortayımız olacak. Aynı zamanda 3 tane kenar ortayın kesiştiği bu nokta arkadaşlar bir üçgenin ağırlık merkezidir. Yani denge merkezi. Hatta liseden hatırladığım kadarıyla fizikte de vardı. Herhangi bir levhayı ağırlık merkezine astığımızda böyle yampiri yumpiri durmuyordu. Dengede duruyordu. Yani bunun da bu yüzden adı ağırlık merkezi, denge merkezi oluyordu. İşte bu noktaya ağırlık merkezi diyelim. Ve genellikle... G harfi ile gösterilir. Burayı da G ile göstermiş olalım. Bir de arkadaşlar bir ağırlık merkezi kenar ortay uzunluğumuzu tabana x birim dersek tepeye bunun iki katı yani köşeye iki katı şekilde parçalar. O zaman buraya y dediğimizde köşeye gelen kısım bunun iki katından ikiye o zaman buraya da z dersek buranın da 2 z olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki arkadaşlar bize Bunlar armut piş ağzıma düş her şey hali hazırda verilmeyecek. Yine bize iki veri verdiğinde biz buradaki ağırlık merkezini kendimiz bulmaya çalışacağız. Peki bu ne durumlarda var? Bakın birinci kenar ortay, ikinci kenar ortayın varsa işte iki kenar ortayın olduğu yerde kesinlikle ağırlık merkezi vardır. O zaman ben buranın ağırlık merkezi olduğunu diyelim ki bana şuradaki A diyelim, D diyelim. AD uzunluğundan bahsetti. O zaman bu uzunluğu kenara bir birim köşeye iki birim şekilde ayırdığını aynı şekilde buranın da y'ye 2y olduğunu söyleyebilirim. Veya arkadaşlar elimde sadece bir tane kenar ortay varsa bakınız burası da kenara a birim köşeye 2a birim parçalandığı için bu da ancak ağırlık merkezi durumunda söz konusu olacaktır. Yani buranın ağırlık merkezim olduğunu o zaman ağırlık merkezinden geçen şu A'ya 2 A'lık uzunluğunda bu üçgenin kenar ortayı olması gerektiğini söyleyebilirim. Aynı şekilde üçüncüde de bakın kenara bir birim, köşeye iki birim. Bir tane biri yeterli değil ama bakın burası da B'ye 2B olduğu için o zaman Burası da yine benim üçgenimin ağırlık merkezidir diyeceğim ve buradan çizilen uzunluklar benim kenar ortayım olacaksa bu ikisi birbirine eşit. O zaman bunlar da birbirine eşittir diyeceğim. Son şeklimizde ise iki tane kenar ortayımız var yine. İyi de üçgen yok ki ağırlık merkezi olsun. O zaman böyle sorularda öncelikle hemen üçgenimizi oluşturacağız. Şimdi diyeceğiz ki işte bu üçgende elimde iki tane kenar ortay varsa bu ikisinin kesiştiği nokta kesinlikle benim ağırlık merkezimdir deyip sorumuza devam edeceğiz. ABC üçgeninde G ağırlık merkeziymiş. Arkadaşlar öncelikle verilen tüm bilgileri ağırlık merkezinde işliyorum. Yani buranın dik olduğunu biliyorsam verilen uzunluğa odaklandığımda burada kenara 3 birim geliyorsa köşeye bunun iki katıydı 6 dedim. Daha sonra bunlar birbirine eşittir. Aynı zamanda ağırlık merkezinden geçtiği için BE de benim kenar ortayım. Yani bu kenarı iki eşit parçaya bölecek dedim. Şimdi burası 2 kök 13 ise buradaki uzunluğum da 2 kök 13'e eşit oldu. Bir kaldık ne yapabiliriz? Bakınız arkadaşlar burada bir dik üçgende elimde 2 tane kenar mevcutsa 3.yü bulacağız demiştik. O zaman buradaki GE uzunluğumuz Pratik olarak yazarsak kök içinde hipotenüsün karesi yani 4 kere 13'ten 52 eksi bir diğer dik kenarımın karesi 36'dan kök 16'ya yani 4'e eşit olacak. O zaman biz buradaki BE kenar ortayının da alt kısmını 4 bulduysak hemen köşeye gittik. Bunun iki katını aldık. Burası da 8'e eşit oldu. Bakın artık x'i şuradaki dik üçgen içinde elde ettik ve dik kenarlarımız 6'ya 8. O zaman hipotenüsümüz 10 birimdir demiş olduk. Peki ya ağırlık merkezini biz sorularda nasıl görebiliriz? Arkadaşlar ağırlık merkezi gördüğünüzde gelip buradan geçen bütün kenar ortayları çizerek lütfen soruyu yormayın. Çünkü karalama gibi bir şey olacak. O zaman neye odaklandığımızı şaşırırız. Bizim yapacağımız şey ağırlık merkezine gelen bir parçamız varsa biz onu uzatıp yolumuza devam edeceğiz. Eğer bunlar soruya yetmezse ancak o zaman diğer kenar ortayları çizmeyi düşünelim. Yani şöyle ABC üçgenimiz olsun. Bakın B'den G'ye yani ağırlık merkezine gelen bir uzunluk var. O zaman bunu yarıda bırakma. Devam ettir. Bu ağırlık merkezden geçtiğine göre buranın kenar ortay olduğunu Aynı zamanda alt parçayı x dersek köşeye giden parçanın bunun iki katı olduğunu söyle. Bir de arkadaşlar eğer dik üçgende bize ağırlık merkezinden bahsederse o zaman da dik üçgende hipotenüsün orta noktasına gittiğimizde yani kenar ortay çizdiğimizde bir muhteşem üçlü elde ediyorduk. Dolayısıyla böyle sorularda sorunun bizden %99 diyelim hatta %99.9 istediği şey Burada dik olan köşeden ağırlık merkezden geç ve hipotenüse git. Çünkü elinde güzel bir muhteşem üçlü oldu. Ve burada kodlamaları yaparken arkadaşlar buraya D demiş olalım. En küçük parçadan kodlamaya başlarsak çok daha güzel sayılarla ve daha az işlemle sorumuzun cevabına ulaşırız. Yani buradaki GD alt parçaya ben X dersem üst parça bunun iki katı olduğu için 2X olurken Hemen şunu şöyle tekrar yan tarafta resmedelim. 1, 2, 3'ü birbirine eşitti. O zaman biz AD kenar ortayının 3x olduğunu söylediysek buradaki parçalarımız da 3x olacaktır. Yani buraya da 3x'e 3x demiş olacağız. İşte bunu yaptığımızda sorunun çözümüne kesinlikle yaklaşmış oluruz. Şimdi bir üstteki sorumuza bakalım arkadaşlar. AB ile AC birbirine dikse buradaki A açımızın 90 derece olduğunu e dik kenarlarımızda 9'da 12 ise hemen 3'ün 3 katı 4'ün 3 katından hipotenüsün 15 olduğunu yazmış olalım. Arkadaşlar bakın dik üçgende ağırlık merkezi varsa biz ne demiştik? Bunu muhakkak muhteşem üçlü taçlandıracağız. Yani aşağıya devam edersek kodlamaya da eğer buradaki alt kısımdan başlarsak sorularımız çok daha kolay gelecektir. O zaman ben buradaki noktaya d dersem gd'ye x dediğimde köşeye giden bunun iki katı 2x ve muhteşem üçlüden ötürü bu parça 3x bu parçada 3x'e eşit olacak. Bizden ag uzunluğu ki onu da 2x demiş olduk. Bu isteniyor. Fakat bizim elimizde şu an bu ikisinin toplamı 6x'in 15'e eşit olduğu mevcut. Arkadaşlar biz 2x'i bulmak istiyorsak şimdi bu elde ettiğimiz eşitlikte her iki tarafı 3'e bölersek bakınız 2x değerinin 5'e eşit olduğunu kolayca elde etmiş oluruz. Diğer sorumuzda yine GABC üçgeninin ağırlık merkezi olarak verilmiş. Öncelikle verilere odaklanıyorum. Burası ağırlık merkezimse arkadaşlar köşeye giden 8 ise kenara giden bunun yarısı 4'e eşit olacak. E, B'den de ağırlık merkezine geldiğine göre ne demiştik? Başladığımız işi yarım bırakmayacağız ve bunu şöyle kenara kadar devam ettirdiğimizde bu hem bizim kenar ortayımız olurken hem de köşeye gelen kısmı 11 birimse tabana gelen kısmı bunun yarısından 5'e eşit olacak. Arkadaşlar bakın burada da AGC de dik bir üçgen ve hipotenüsün orta noktasına gelmiş. O zaman da 1, 2, 3 yani burada muhteşem üçümüz olacak. Yani buradaki uzunluğumuz 5 ise Bunların da beşer birim olduğunu yazmış olalım. Artık soruya bakarsak bize BE uzunluğu istenmiş. E bu kenar ortayımızdan geçtiğine göre arkadaşlar burayı da x'e x ayırırken şimdi burası dik üçgen dolayısıyla ben buradaki uzunluğu bulursam x'i buradaki dik üçgen içinde elde ettiğim için x değerin Ulaşabilmiş olacağım. O zaman da AGC üçgenine geri dönüyorum. Hipotenüsüm 11 imken dik kenarlardan biri 8 ise bir diğeri ise 6'ya eşit olacaktır. E O zaman bakın x'i şuradaki dik üçgen içinde elde etmiş olduysak da aradığımız x değeri kök içinde 4'ün karesi artı 6'nın karesinden kök içinde 52'ye eşit olup ki o da 4 çarpı 13'e eşit yani 2 kök 13'e eşit olarak bulunmuş olur. Bir diğer sorumuza geçtik. Yine GABC'nin ağırlık merkezi. Ne demiştik arkadaşlar? Dik bir üçgende ağırlık merkezi görürsek, bunu muhakkak muhteşem üçlüyle taçlandırmaya çalışacağız. Şimdi burada alttaki kısma A diyorum. Burası 2A olurken, burası kenar ortay olduğu için muhteşem üçlüden ötürü bu parçalarında 3A'ya 3A'ya eşit olduğunu yazmış olalım. E bakın buradaki hipotenüs 6a'ya eşit. Aynı zamanda 30 birimse buradan a değerimiz de 5'e eşit olacak. O zaman da buradaki uzunluğum 15. Buranın tamamı da 15 olduğuna göre sol parça 12 ise burayı 3 birim demiş olalım. E a değerimiz 5'ti. O zaman burası 5 olacak. E bakın arkadaşlar burada biz şu noktaya da E noktası demiş olursak GHE dik üçgeninde Elimizde iki kenar var. Burada hipotenüs 5, dik kenarlardan biri 3. Buradan da x değerimiz 4'e eşit olacak. Gelsin diğer sorumuz. ABC bir üçgen. G ABC üçgeninin ağırlık merkezi, yani hemen şuraya kodlayalım. Soruyu okumadan önce veriye odaklanıyorum. Burada GE alt parça olduğuna göre, ben buraya A diye kodlarsam, burada köşeye giden kısım 2A olurken, e, BK ile GE eşitse, KG7 bu durumda A birim kalmış olur. Aynı zamanda arkadaşlar bize CD'nin de 27 olduğu verilmiş. Alta bir birim, üste 2 birim yani bir kenar ortayı 3'e böldüğümde o zaman alt parçanın hemen 9 birim olduğunu yani DG uzunluğunun tamamının 9 olup üst kısma geçersen bunun iki katından 18 olduğunu yazmış oldum. Fakat bunlar soruya yetmedi. Burada bize FG değeri soruluyorsa CD uzunluğum ağırlık merkezinden geçtiği için bu ikisi birbirine eşit. Şöyle bunları koyuyla boyamış olalım. E burada bir kenar ortay var. Bakın AK de burayı A'ya A parçaladığı için e burada da bir kenar ortay var. O zaman elimde iki kenar ortay varsa burada ağırlık merkezi var diyorum. Yani üçgene ihtiyacım var. E buradaki ağırlık merkezini görebilmek için de şöyle üçgenimi oluşturursam bakınız artık elimde iki tane kenar ortay olduğu için buradaki F noktam da ABG üçgeninde ağırlık merkezi olacak. Yani buradaki 9 birimlik uzunluğu kenara 1 birim K diyelim köşeyi 2 birim şekilde parçalayacak. O zaman 3K değerimiz 9'a K değerimizde 3'e eşit olup bizden istenen FG2K olduğu için 6'ya eşit olarak bulunmuş olacak. Şimdi arkadaşlar kenar ortayla orta taban birazcık karıştırılıyor. Çünkü aslında orta tabanda da kenarın orta noktasını alıyoruz. Fakat burada bir üçgenin iki tane kenarın orta noktası birleştirildiğinde Bakınız DAB'nin orta noktası. E de AC'nin orta noktası. Burada kenar ortaylarımız yok aslında, çünkü kenar ortayın köşeden kenarın ortasına gelmesi lazım. İşte burada aslında orta tabanımız var. Buraya AA, buraya da BB demiş olursak, benzerlik uyguladığımızda arkadaşlar, A'nın 2A'ya oranı, bakın sağ taraftaki B'nin 2B'ye oranına eşittir. Yani bunlar aslında birbirine benzer olup benzerlik oranı da 1 bölü 2'dir. O zaman biz buradaki DE ile BC'nin birbirine paralel olduğunu aynı zamanda DE'ye 1x dersek BC tabanında bu durumda 2x'e eşit olduğunu söyleyebilmiş oluruz. Yani arkadaşlar kenarların orta noktaları varsa elimizde orta tabanda olabilir ve orta taban tabanımızın tam yarısına eşittir. Baştaki şeklimizde ortadan çizilen bir paralel varsa elimizde iki veri mevcut. Sağ taraf birbirine eşit ayırıyorsa sol tarafta birbirine eşit olmak zorunda ve şu an taradığım uzunluk bu üçgenin orta tabanı olup x de tabanın yarısıdır. Yani tabanımız 2x'tir demeliyiz. Veya arkadaşlar bir soruda elimizde uzunluklar olup orta nokta varsa aklımıza hemen orta taban gelsin. Diyelim ki burada bize bu kenar uzunluğu verildi. Atıyorum 10 birimden de. O zaman ben bunun yarısını alabildiğim için bu orta noktadan bana verilen kenara paralel çizeceğim. Şöyle bunu paralel çizdiğimde bu da ortadan ayırmak zorunda ve burası benim orta tabanım olduğu için tabanımın yarısı olmak zorundadır diyeceğim. Son şeklimizde ise burada orta noktam var ve şöyle bir orta taban görüntüm var. İyi de bunun orta taban olabilmesi için bunun bir tabana ihtiyacı var. O zaman bu sefer de ben buna taban çizmeliyim. Yani buradan şuradaki doğruya paralel çizersem o zaman orta tabanım A ise tabanım bunun iki katıdır 2A'dır. Aynı zamanda buradaki yan parçalar da birbirine eşittir demeliyim. Orta tabanla ilgili soruları aslında dik üçgende de kullanmıştık. Burada da kenar ortayla karıştırmamak için böyle birazcık daha bahsetmiş olalım. Hemen sorudaki verilere bakıyoruz. Elimizde kenar ortaylar var gibi görünüyor. Evet bakın AL burada kenarın ortasına inmiş. Aynı zamanda BK da kenarın ortasına indiğine göre iki tane kenar ortayım yani ağırlık merkezim mevcut. Bunların kesiştiği bu nokta yani G noktam benim kesinlikle ağırlık merkezim. Öncelikle alt kısım 4 ise köşeye giden bunun 2 katıdır 8. Aynı şekilde GK değerimiz kenara giden 5 ise köşeye giden bunun 2 katıdır dersek ona eşit olacak. Bir de arkadaşlar bakın burada LK'yı çizdiğinde aslında orta noktaları birleştirmiş oldu. Yani bu buradaki KL değerimiz ABC üçgenimizin ortasından çizilen taban oldu. Bu durumda Orta tabanım 8 ise tabanım yani AB değerimde bunun 2 katı olacaktır. Yani 16'ya eşit olurken bizden istenen ABG'nin çevresi olduğu için artık üç kenar uzunluğunu da bulduğumuza göre 16 artı 8 artı 10 dersek cevabımız 34 santim olur. De ABC ve DBC birer üçgen olurken G, ABC üçgeninin ağırlık merkeziymiş. Öncelikle odağım burada arkadaşlar. Bakın dik bir üçgen görüyorum ve ağırlık merkezi görüyorum. Hiç soruya bakmama gerek yok. Ne dedik? Hipotenüse inen kenarortayı ortayı çiz ve muhteşem üçlüyü unutma. O zaman bunu aşağıya devam ettirdim. Öncelikle alt kısımdan kodlamaya başlıyorduk ve buradaki uzunluğuma A dedim. Kenara giden A ise köşeye giden bunun iki katıdır dedim. Aynı zamanda muhteşem üçlüden ötürü buradaki uzunluklarımın da 3A'yı 3A olduğunu söylemiş olalım. Hatta buradaki noktamıza da P dersek BF ile FC de birbirine eşit oldu. Ama sorudaki veri sadece bununla bitmemiş. Bir de bize burada bir eşitlik verilmiş arkadaşlar. Hemen bunu da kodlarsak DE'ye B dediğimde buradaki parçada B olacak. Arkadaşlar G noktası ABC'nin ağırlık merkezi olduğu için kenara B birimse köşeye bunun iki katı geleceğine göre burası 2B olurken bakınız 2b'ye 2b. Burası da 3a'ya 3a oldu. Yani aslında buradaki GF değeri bizim buradaki CBD üçgenimizin orta tabanı oldu. Ve orta tabanım a ise bunun tabanındaki uzunluk 2a'ya eşittir demiş oldum. BD uzunluğu 10. Yani 2a değeri 10'a eşit. a değerimiz de bu durumda 5'e eşit oldu. Bizden istenen BC imiş. E bakın arkadaşlar biz zaten tüm verileri doğru şekilde yazdığımızda ve kullandığımızda otomatikman sorunun cevabına ulaşıyoruz. Çünkü BC uzunluğunu biz şu an 6 olarak kodladık ve A değerimizde 5 ise 6 kere 5'ten 30 eşittir dedik. Burada da bu işi bitirmiş olduk. Şimdi arkadaşlar bir veri daha eklemiş olalım. Biz normalde şöyle bir üçgende kenar ortayı çizdiğimizde ağırlık merkezinin tabana bir birim köşeye iki birim ayrıldığını biliyorduk. Şimdi aynı zamanda bunu orta tabanla böldüğü zaman orta taban burayı iki eşit parçaya ayıracaktır. E biz bu uzunluğun tamamına 3x dediğimizde bunu ikiye bölersek 1,5x çok kullanışlı bir sayı olmuyor. O yüzden arkadaşlar biz bunları 2 ile çarpalım. Gelin alttaki kısma 2x dersek Üstteki parça bu sefer bunun iki katından 4x olacak. Yani buranın tamamı 4x'e eşit olacak. Şimdi biz orta nokta orta nokta bunları birleştirdiğimizde bu bizim orta tabanımızda. Buradaki kenar uzunluğunu da iki eşit parçaya ayırırken buradaki toplam uzunluğum 6x oldu. 2'ye böldüm 3x'e 3x, e 3x e ayıracak. Yani buradaki 4x'lik kısmı yukarıya 3x. Aşağısı da 3x olacaksa x olarak parçalamak zorunda kalır. O zaman ispatımızı yaptığımıza göre arkadaşlar ağırlık merkezi aynı zamanda orta taban varsa biz bu kenar ortayı 312 kuralı bu Ankara'nın sabit telefon koduydu sanırım Safir 312 buradan aklınızda kalsın. İşte o zaman şöyle tekrar resmetmeye çalışırsak normal şartlarda 1'e 2 ayrılıyordu. Fakat ağırlık merkezi varken aynı zamanda orta taban çizdiğinde işte o zaman biz bu kenar ortayı 3, 1, 2, 0, 312 Ankara'nın telefonuyla parçalayabiliyormuşuz. O zaman sıradaki sorumuz. GABC'nin ağırlık merkeziymiş. E burada da dik bir üçgen olduğuna göre hemen aklıma koydum. Burada bir muhteşem üçlüyü göreceğim. Aynı zamanda ED ile BC de birbirine paralelmiş. Arkadaşlar burası orta nokta olup paralel çizildiği için buradaki kenar ortay uzunluğumuzu 312 şeklinde kodluyorduk. O zaman biz buradaki AF'yi 3x, FG'yi 1x dersek GK değerimiz de 2x'e eşit olacak. Aynı zamanda buradaki AK bizim kenar ortayımız olduğuna göre bunlar birbirine eşit olurken muhteşem üçlüyü kullanırsak Sol taraf 18, sağ taraf 18 ise buradaki ak değerimin tamamı da 18'e eşit olup buranın toplamı 6x eşittir 18 olduğu zaman da x değerimiz 3'e eşit olacak. Soruya baktık. Fg değeri yani 1x bize sorulduğu için cevabımız da kendiliğinden geldi. Yani biz soruları çözmek için aslında bir şey yapmıyoruz. Sadece birileri güzel kullandığımız otomatikman cevaba gitmiş oluyoruz. Yani çok uzaklarda aramaya gerek yok. Elini kullan ama başladığın işi yarıda bırakma. Bir bakmışsın cevaba gelmişiz. G1 noktası ABD'nin, G2 ise BCD'nin ağırlık merkeziymiş. Daha sonra katlanmış. Arkadaşlar biz bunu katlamadan önce bunlar bizim ağırlık merkezimizse buradaki uzunlukları belirli bir oranda parçalayacak. O yüzden bakalım neler oluyor burada. Bunu daha kolay görebilmek için hiç katlamadan bunları kodlayarak başlıyorum. ABD'nin alt kısmına A dediğimde üst kısım 2A oldu. Aynı şekilde EG 2 uzunluğuna B dersem burasının da 2B'ye eşit olduğunu biliyorum. Şimdi bunu alıp yukarıya katladığımda arkadaşlar buradaki AC üstü uzunluğu bize 6 birim olarak verilmiş. Peki buradaki AC üstü uzunluğu yani 6 neye eşit? Bakın ben buradaki AE uzunluğundan buranın tamamını yani CE uzunluğunu çıkardığımda 6'ya ulaşıyormuşum. E AE'nin tamamına biz 3A dedik. CE'nin tamamına da 3B demiş olduk. Dolayısıyla 3A eksi 3B 6'ya eşitse Hepsini üçe böldüm. A eksi B değeri 2'ye eşit oldu. Bakalım şimdi bu bizim ne işimize yarayacak? Hemen şöyle şunları silelim. Ve bize sorulana odaklanmaya çalışalım. Peki ya X bunun neresinde? Ve G1E uzunluğunun yani buradaki tüm uzunluğun A olduğunu biliyorum. Şimdi alttaki şekli yukarıya katladığımda e, G iki üssü uzunluğu aslında burada B diye kodladığımız uzunluktu. Yani yukarıya katladığımızda uzunluk değişmeyecek ki. O zaman burası da B olacak. O zaman da bizden istenen X değeri aslında büyük kenardan küçük kenarı çıkardığımda direkt olarak A eksi B, ki biz zaten bunun iki olduğunu bulmuştuk. Bakın yine ne soruya odaklandık ne ne aradığımıza odaklandık. Biz sadece verileri kullandık. Cevabımız da kendiliğinden geldi. Biz yine bir şey yapmadık. Gördüğünüz gibi biz bir şey yapmıyoruz. Sadece verilerini doğru kullandığımızda şık diye cevap geliyor. Bir dik üçgende bir ağırlık merkezi verilmiş. Biliyorum ki muhteşem üçlüyü kullanmak için hemen hipotenüse inen kenar ortayı çizeceğim. Ve bunun muhteşem üçlü olduğunu unutmayacağım. Şimdi burada ağırlık merkezinin köşeye giden kısmı 10 ise kenara gelen kısmı bunun yarısı 15 olacak. Ve burada muhteşem üçlüm olduğu için buradaki uzunluklarım da sağ ve solu 15'i 15 ayıracak. E 15'ten 6 çıkardım. Burası 9'a eşit oldu. Şimdi bakın bize x sorulduğu için arkadaşlar artık x'i buradaki dik üçgen içinde elde etmiş olduk. Ki hipotenüsümüz bakınız 15 bir dik kenarımız 9 ise bu 5'in 3 katı 9 3'ün 3 katı olurken burası 4'ün 3 katından 12'ye eşit bulunmuş oldu. Veya arkadaşlar bunu şöyle de düşünebiliriz. Bakın dikten gelen dikimiz mevcut ve hipotenüsün parçaları elimde olduğu için öklit teoremi de yapabilirim. O zaman dikten gelen uzunluğun karesi eşittir parçaların çarpımıdır deyip ki burası da 15 olduğu için bu parçanın tamamı 24 olacak. Şimdi x'i bulmak için her iki tarafı kök içine aldım. 24'ü parçalayalım. 4 kere 6'dır. E bakın 2 tane 6'dan biri çıktı. 4 de dışarıyı 2 olarak çıkarken buradan da x değerinin 12 olduğu yine gelmiş oldu.